Herkese merhabalar, Pınar ben. Bu kanalda bol bol F1 konuşuyoruz. Bugün de aslında F1'in kendisini konuşuyor olacağız. Böyle arkadaş ortamında caka satabileceğiniz 10 tane F1 ile ilgili istatistik ve bilgi paylaşıyor olacağım sizinle. Bakalım beğenecek misiniz? Listemize başlamak için en güzel maddenin aslında Formula 1'in başlangıcı olacağını düşündüm. Formula 1 ilk defa Silverstone'da 13 Mayıs 1950 yılında koşulmaya başlandı. Buradan da anlayabileceğiniz gibi İngiltere Grand Prix'si aslında Formula 1'in tarihinden beri Formula 1 takviminde. Bu yüzden de aslında sebeplerden bir tanesi tabii ki ama İngiltere Formula 1'in doğum yeri olarak geçiyor diyebiliriz. Devam edersek Formula 1 başladığından beri 77 farklı pistte koşuldu. En çok farklı piste sahip olan ülke ise aslında Formula 1 takviminde Amerika Birleşik Devletleri oldu. Bu benim kişisel görüşüm tabii ki ama bence bunun sebebi Formula 1 yönetiminin ve aslında Amerikalı F1 yöneticilerinin en büyük isteği bir şekilde Formula 1'i Amerika'da sevdirmek oldu bu yıllar boyunca. O yüzden muhtemelen farklı lokasyonlarda bir sürü yarışlar yapmayı denediler. Bunun tabii ki Amerika'nın yüz ölçümünün büyüklüğü, devasa oluşuyla da alakası var. Hepsi aslında kendi içinde farklı bir kültür bile diyebiliriz. Tek bir ülke olsa bile. O kültürler aslında hepsini denediler diyebiliriz Formula 1'e. Bir de burada yapalım, bir de şurada yapalım. Bakalım burada tutacak mı mantığıyla muhtemelen ilerlendi. Bir de tabii yine çok büyük olduğu için farklı insanlara ulaşalım diye yıllar içinde denense de son dönemde en son bildiğiniz gibi Austin'de düzenleniyor Amerika Grand Prix'si. İlk maddede de söylediğim gibi aslında İngiltere Formula 1'in merkezi olarak geçiyor bütün dünyada. Bunun tek sebebi ilk Grand Prix'nin orada yapılması, takımların orada fabrikasının olmasının değil. Aslında İngiltere Formula 1 tarihinde en çok şampiyon pilot çıkarmış ülke. Bunlardan aklımıza gelen isimler, hani kısaca ilk olarak gelenler Hamilton, Jim Clark, James Hunt gibi isimler. Diğer bir maddeye geçersek Formula 1 aslında motorsporları dünyasında motorsporları serisi içerisinde en tepedeki en değerli olan seri olarak gözüküyor. Bu çok aslında objektif bir veri değil, yani bunu kanıtlayabileceğimiz bir şey yok, bu biraz kişisel bir şey. Ama genel olarak motorsporları camiasına sorarsanız herkes F1'de olmak ister, herkes F1'in tepe olduğunu söyler genellikle. Bunu da birazcık teknolojisiyle, aslında içerideki bütçeye yani harcanan paralarla ve araçların hızıyla aslında objektif hale de taşıyabiliriz bu verileri toplayıp bir şekilde ortaya çıkarsak. Kişisel olarak benim için de böyle aslında motorsporların tepesi kesinlikle Formula 1. Gelelim Formula 1'de çok konuşulan konulardan bir tanesine. Bu sporda ne kadar para harcanıyor? Herkesin en çok merak ettiği şeyler genelde bunlar oluyor. Formula 1'de ciddi anlamda paralar harcanıyor aslında. Çok, o yüzden de bu kadar konuşuluyor. Takımların bütçesi yıllık milyon dolarları vuruyor. F1'de en çok harcayan takımlar yıllık olarak ortalamada 400 milyon doların üstünde bir para harcıyor. En az harcayan takım ise 100 milyon dolar civarında. İstiyorsanız başka bir videoda bunu da detaylı olarak anlatıyor olurum size. Altıncı maddemiz ise Formula 1 yapan şey regülasyonları. Formula 1'de bildiğiniz üzere çok fazla kurallar var. Hatta bununla ilgili kocaman kitaplara sığacak kurallar var diyebilirim. Çoğu zaman da aslında F1 podoğunda haberlerde duyuyoruz. İşte o şunu yanlış yaptı, burada böyle bir regülasyon hatası var diye birbirlerine hep laf atıyorlar. Özellikle araba teknolojileri üzerine ve arabanın aerodinamiğine üzerine oluyor bu konu. F1'de tam tamına 500 adet regülasyon var. Bunlar aslında hem evrimleşiyor hem değişiyor, bazen de yenileri ekleniyor. Ama takımlar bunların hepsine ayak uydurmak zorunda ve çoğu zaman da bunda çok başarılı oluyorlar ya da çok güzel bir şekilde arka yolu buluyorlar diyebilirim bu konuyla ilgili. Bir sonraki maddemize gelecek olursak da F1 aslında F1'le ilgili bir şekilde insanların en çok konuştuğu ya da basında en çok duyduğum ilginç bilgilerden bir tanesi F1 pilotları yarışırken çok kilo kaybediyormuş. Bunu çok fazla duydum. Yani sadece F1 basında değil, diğer basında arkadaşlarımdan da duydum. Bu aslında doğru bir bilgi. F1 pilotları bir yarışta ortalama 1 kilo ile 3 kilo arasında kilo kaybediyor. Bunu da çoğunu sıvıdan kaybediyorlar aslında. Hatta hatırlarsanız bir yarışta Alonso yarış sonunda bayağı bayılacak haldeydi. Bunun en büyük sebebi de dehidrasyondu aslında. Çünkü araçta bazen işte o su içtikleri tanklar aslında kaynayabiliyor, su bitebiliyor, o çektikleri boru bozulabiliyor, bir sürü şey olabiliyor. Ve aslında çok sıkışık bir pozisyonda, çok sıcak bir ortamda yarıştıkları için çok ciddi sıvı kaybı yaşıyorlar. Tabi sıcak pistlerde, işte Bahreyn gibi, Abu Dhabi gibi yerlerde daha hararetli oluyordur aracın içi diye tahmin ediyorum.
İnsanlar buna çok şaşırıyor olmasının sebebi bence aslında Formula 1'in çok fazla spor olarak gözükmüyor olması dışarıdan bakıldığında. Genelde hani aman tur atıyorlar işte arabaya biniyorlar ben de olsam ben de yaparım mantığında gözüktüğü için spor aslında bu kadar bir efor olduğunu, böyle bir kilo kaybının yaşandığını kimse tahmin edemiyor. F1'de başka yaşanan bir kilo kaybı ve çok az daha konuşulan ise lastiklerin kaybettiği kilo. Her yarışta ortalama F1 lastikleri yarım kilo kadar kaybediyor. Hani pistte böyle kauçuklar görüyoruz ya, aslında o kaybettikleri kiloları piste bırakıyorlar diyebilirim. F1 araçları aslında baktığınızda çok pahalı puzzle'lar gibi diyebilirim. Yaklaşık olarak bir F1 aracı en azından McLaren sitesinden aldığım bilgiye göre 15 bin ile 25 bin parça arasında değişebiliyor. Bunlar tabii şasisi ayrı, motoru ayrı, başka parçaları ayrı şekilde ayrı ayrı departmanlarda yapılıp tekrar hep beraber tek bir bütün araç haline getiriliyor. Formula 1'i komplike yapan şeylerden biri de aslında bu kadar fazla parçanın bir araya getirip mükemmel çalışıyor olmasını sağlamak. Ama F1 mühendisleri bunu çok güzel başarıyor. Genelde güzel kaliteli bir araçtan bahsederken işte beygir gücü nedir? Bu araç 100 kilometreye kaç saniyede çıkıyor ya da x saniyede çıkıyor diye konuşulur. Hani arabanın gücü böyle anlatılır. F1 için de böyle bir şey var aslında, F1 araçları için de. F1 araçları 0'dan 100 kilometreye 0.4 saniye içerisinde çıkabiliyor. Ama bence ilginç olanı 0.4 saniye içinde tekrardan 100 kilometreden 0 kilometreye de inebiliyor. Aslında bu yüzden de o virajlara tak diye girip tak diye çıkabiliyorlar. En azından tak diye çıktığını görebiliyoruz diyeyim yani. Kolay gözüküyor ama o kadar kolay bir şey değil tabii. Ama F1 aracı da bunu çok hızlı bir şekilde reaksiyon vererek sağlayabiliyor. Son maddemize. Bu madde benim için biraz buruk bir madde aslında. İtalyan pilot Lela Lombardi Formula 1 tarihinde ilk ve tek puan almış kadın pilot. Bunu buruk söyledim çünkü maalesef aslında yıllar geçti ve hala başka bir kadın pilot o rekoru kıramadı, podyuma yaklaşamadı ya da Formula 1 bunu çok yapmaya çalıştığını gösteriyor aslında. Hani kadın hakları, kadınların motor sporlarına girişini belli noktalarda kolaylaştırmaya çalıştıklarını söylüyor ama bence yeteri kadar efor sarf etmiyorlar. Umarım önümüzdeki yıllar içerisinde kadın pilot daha fazla görüyor oluruz gridde ya da kadın mühendisleri daha fazla görüyor oluruz. Umarım bugün size hiç duymadığınız ya da hatırlamadığınız ya da unuttuğunuz 10 tane F1 ile ilgili madde iletebilmişimdir ve keyif almışsınızdır bu videodan. Her hafta yeni videolar çekiyor olacağım. Takip edebilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Haftaya yeni video geliyor olacak. Görüşmek üzere.